Basketbol IQ programına hoş geldiniz sevgili basketbol severler. Her hafta olduğu gibi Koç Erdem Bilmen'le birlikte. Erdem, ilk kez senin soyadını karıştırıyorum bu arada yıllardır. Olur böyle şeyler canlı yayında. Resmen karıştırdım, kusuruma bakma. Estağfurullah. Evet, Koç'la birlikte haftanın karşılaşmalarını yorumlayacağız. Hoş geldin Koç özellikle. Hoş bulduk bugün Volkan. İyi bir gündemimiz var. Gerçekten evet. Dolu bir programımız var. Koç Erdem Bilmen karşılaşmalarda öne çıkan ve ilginç olan özellikle basketbolun öğretici kısmıyla, basketbolun teknik ve farklı kısmıyla ilgilendi ve her zaman olduğu gibi önemli maçlardan önemli pozisyon. Daha doğrusu her maç ama önemli ama bazı maçlardan önemli pozisyonları size için çıkarttı. Fazla vakit kaybetmeden hemen programımıza başlayabiliriz. Tekrar hoş geldin Koç ve nasılsın? Neler yapıyorsun? Teşekkürler Volkan. Senin de söylemiş olduğun gibi içeriği geniş bir program yapmaya çalıştık. Basketbol severlerin ilgisini çekecek. Mümkün olduğunca renkli, mümkün olduğunca da basketbol gündemine dair, basketbolun içinde olan başka bazı konulara da kısaca değineceğimiz bir program olacak. Programımızda sadece seçtiğimiz maçlardan yaptığımız analizler değil, dediğim gibi bazı konu başlıklarıyla birkaç bir şeyden de bahsedeceğiz. Mesela altyapı turnuvaları dönemindeyiz şu anda. Evet. Bu pandemi sonrasında artık tekrardan altyapı oyuncuları sahalara geri dönmüş oldu. Evet, önemli bir çok önemli bir gelişme. Ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Yine Türk oyuncularıyla alakalı bir şey. Biliyorsun biz genelde programımızda hakemlerle ilgili herhangi bir yorum yapmaktan kaçınmaya çalışıyoruz. Ben geçmiş oyunculuk zamanımda da daha sonrasındaki koçluk kariyerimde de hakemlerle ilgili fazla yorum yapmayı sevmeyen, kendi içimde bazı düşünceler barındırdığım olsa da bundan kaçınan bir basketbol adamı oldum. Fakat özellikle bu son 3 haftada birkaç tespitim oldu özellikle. Hakemlerin mutlaka bazı hakemlerin özellikle Türk oyuncular oyundayken yaklaşımlarıyla ilgili bir tespit. Yani benim çok fazla açığı açmaya, çok fazla detaylandırmaya ihtiyaç duymaksızın isteğim, beklentim Türk oyuncularına, genç Türk oyuncularına özellikle oyunda oldukları dakikalarda eşit, adil kararlar verilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu konuda biraz daha bazı hakemleri dikkatli düdük çalmaya, dikkatli karar vermeye yönlendirmek isterim burada. Hakem demişken de evet, benim eski çok sevdiğim Eskişehir bölgesinden Nezih Soydan abimin tesadüfen öğrenmek de esasında benim için kötü, daha iyi bilmek, daha yakından bilmek isterim. Eskişehir'de onun adına hakem diye grafiğimizi yapalım. Üçüncüsü düzenlenen bir altyapı turnuvasının olduğunu öğrendim. Geleneksel Ruhi Nezih Soydan turnuva. Bu çok çok hoşuma gitti. Eskişehir Basket'te biliyorsun ben 3 sene yardımcı antrenörlük yaptım. Benim için çok çok özel bir şehirdir. Nezih abi de oradayken sık sık görüştüğüm, altyapılardan itibaren benim maçlarımı yönetmiş çok değerli, çok beyefendi. İşini de çok iyi yapan bir hakem abimdi. Tekrar orada buradan ona da Allah rahmet eylesin diyelim. Bu organizasyon turnuva çok çok hoşuma gitti. Buradan basketbol severlere bunun da bilgisini paylaşmak istedim. 11, 12, 13, 14 tarihleri yarı finalleri ve finalleri olacak. Buradan da oradaki altyapı oyuncularına, takımlarına tekrar başarılar dileyelim. Gerçekten çok çok değerli bir turnuva. Yetkililerine de buradan önümüzdeki senelerdeki organizasyonda benim de bir payım olabilirse, bir yardımım, herhangi bir şeyim olabilirse bundan da gurur duyarım. Koç, çok güzel açıkladın. Yerli oyuncu, Türk oyuncu da eklemişken belki de bu sezonun ve geçtiğimiz sezonların özellikle milli takımımızın Darüşşafaka'nın yerli rotasyonun en önemli ismi telefon attığımızda şu anda. Hı. Doğuş'a bağlanmadan önce şunu da istersen belirtelim. Tamam. Altyapı antrenörlerine de ben şimdi oraya gelebiliriz. Koçluk yapmadığım dönemde özellikle altyapı oyuncularıyla çok haşır neşir oluyorum. Birçoğunu çalıştırıyorum farklı farklı kulüplerden. Farklı farklı şeyler kulağıma geliyor. Altyapı antrenörleriyle ilgili. Şunu belirtmek istiyorum buradan da yine kısaca bir tespit. Çok çok önemli. Türk basketbolu için çok çok önemli bir kademe. Altyapı ve altyapı antrenörleri. Basketbolun geleceği, Türkiye'nin geleceği çocuklarla ilgili gerek basketbol öğretirken gerekse hayatla ilgili ders verirken
antrenörlerden bahsediyorum. Bir değil, iki değil, üç defa düşünmek, üç defa hassas yaklaşmak gerekiyor oyunculara. Hem bilgi öğretme basketbol anlamında, hem hayatı öğretmek anlamında. Buradan da yine çok detaylandırmadan böyle de bir yönlendirme yapmak isterim. O konuyu detaylandırırız. Şimdi çok gerçekten çok önemli bir konumuz var. Doğuş, hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bu kadar yoğunlukta antrenmanın devamında bizi kırmadığın için, beklediğin için hem sana hem Darüşşafaka ön ofisine, Orkun Demir'e teşekkür ediyoruz. Rica ederim her zaman. Teşekkür ederiz. Ben sözü Erdem'e bırakayım. Selam Doğuş. Erdem abi selam. Nasılsın? Teşekkürler. Seni iyi görmek, formda görmek. Burada programlarımızda, geçen sezonki programlarda da bu sezonki sezon açılışı, 3 maçlık performansını da değerlendirmek, senin videolarını koymak, iyi performansını görmek bizi çok mutlu ediyor. Bunun artarak devam etmesini ve senin Türk basketboluna şu anda kattığından çok çok daha fazla şeyler katmanı umut ediyoruz, istiyoruz ve senden bunu bekliyoruz. Sen neler düşünüyorsun bu iyi performansın hakkında ve daha neler yapabilirsin onlarla ilgili? Biz de duymak istiyoruz. Eminim bu yayının başında konuştuğumuz genç Türk basketbolcular, altyapı oyuncuları da can kulağıyla dinliyordur. Neler söylemek istersin? Öncelikle iyi dileklerin için teşekkür ediyorum abi. Yani şöyle başlamak istiyorum. Sezon başı aslında yani çok iyi hissederken kendime bir sakatlık yaşadım dizimden ve o beni 10-15 gün geriye götürdü ve hazırlık maçlarında aslında istediğim performansı ortaya koyamamıştım. Ama sezon başına doğru artık kendimi daha iyi hissetmeye başladım ve dizimde birazcık daha elverişli olmuştu. Yani kullanabilmem için kendimi rahat hissetmiyordum. Ama sonra onu tamamen atlattıktan sonra eski forma döndüğüm için kendimi iyi, mutlu oldum açıkçası. Ve takıma yardım ettiğim için de çok mutlu oldum. Çünkü gerçekten çok zorlu bir fikstürle başladık lige. Ve buradan altın değerinde 2 tane galibiyet çıkardık. Genç basketbolcularla da yani hayatın belirli bir dönemlerinde vazgeçme noktasına bile gelseler de o noktalardan ayağa kalkıp devam etmek, sürekli devam etmek. Çünkü bazen şans olduğu kadar şanssız dönemler de geçiyoruz. Hepimizin başına gelen şeyler bunlar. Ama oralarda bir şekilde hayatta kalmak lazım diye düşünüyorum basketbol olarak ve vazgeçmeden çalışarak. Çünkü belirli bir yerden sonra o dönüm noktası geldiğinde siz de sahada iyi iş yaparsanız sonrası daha kolay oluyor açıkçası. Çünkü o ilk kısmı geçmek daha sonrasına göre çok daha zor. Evet, sen tabii mütevazi yaklaşıyorsun biraz Doğuş. Seni daha küçük yaşlardan itibaren, altyapı takımlarında oynadığın zamandan itibaren takip eden biri olarak sen takımına sadece yardım etmiyorsun. Bana göre sen şu anda takımın ana parçalarından birisin. Ben öyle inanıyorum. Bir başka soracağım soru da en olumlu yanın olarak gördüğüm savaşçılık kısmın dışında bu ilk oynamaya başladığın sezonlarda bu tarafın öne çıkıyordu. Artık özellikle son iki sezonda hücum tarafında da çok önemli sorumluluklar almaya başladın. Ya bu cesaretinle ve rekabetçiliğinle ben biraz daha orayı biraz daha detaylandırmanı istiyorum. Yani özellikle Türk oyuncularımızın eksikliği olarak gördüğüm bu rekabet etme kısmında bize ve genç basketbolculara, genç Türk oyunculara burada neler söylemek istersin? Yani vazgeçmemenin dışında birkaç tane bir şey duymak istiyoruz senden. Yani şöyle, ben altyapıda oynarken özellikle aslında takımın hep skor yükünü ben çekiyordum yani. Ben en skorun iki oyuncudan biriydim her zaman. Hatta genç takımdaki turnuvalarda falan da hep skor, yani sayı liderliğinde hep vardım. İlk beşteydim. Ama sonra takımın çıktıktan sonra gördüm ki orada ilk çıktığımda sayı atmak birazcık kolay değildi. Çünkü fiziksel olarak yeterli durumda değildim o zamanlar. Ve kendi özgüvenim ve aslında altyapıyla yani A takım arasındaki o farkı yaşayarak öğrendim diyebilirim. Çünkü yani altyapıdan sonra aslında hiçbir şey bilmiyormuşum. Yani gerçek hayat A takıma çıktıktan sonra başladı. Sayı atmanın ne kadar zor olduğunu, işte oyunu okumanın, pick and roll oynamanın, topu doğru yere vurmanın, rakibe göre pozisyon almanın, işte turnikeye gittiğin zaman rakibin neresinde çarpıp teması nerede almam gerektiğini, işte ne bileyim eksik adım turnikeler, işte bir sürü öğrenmem gereken detay olduğunu fark ettim ve bunların hepsi bir anda yapmak çok zor. Tabii ki üst düzey yetenekli oyuncular, ne bileyim Doncic gibi, onlar doğal olan bir şeyden dolayı, yani doğal yeteneklerinden dolayı daha erken kavrayabiliyorlar ama
Benimkisi birazcık daha geç oturmuştu. Çünkü ben skora kimlikten bir anda savunma kimliğine dönmek zorunda kalmıştım ki. Çünkü oynayabilmek için birazcık kredi almam gerekiyordu. Çünkü ilk başta çıkar çıkmaz o krediyi insan, yani şu an Türk basketbolunda almak çok zor. Ve ben de ilk başta iyi, yani bir şeyde çok uzmanlaşmak istedim ve savunma kısmında bunu daha kolay yapabileceğimi gördüm. Ve o alanda uzmanlaştıktan sonra kendi kredimi de yarattığımı gördüm. Ondan sonra yani bu da tabii ki çalıştığım antrenörlerin de bana şans vermesi, sabretmesi. Çünkü bu işte en önemli şey sabır. Sabretmediğiniz zaman olmuyor. Çünkü hata yapıyorsunuz. Bazen maç kaybettirdiğim bile oldu ama onları en iyisi kendim öğrenerek gördükten sonra hep değiştirmeye başladım. Hep bir adım daha, bir adım daha. Geri adım atmadan hep ileriye doğru taşımaya çalıştım. Bunun karşılığını da aldığımı düşünüyorum. Çünkü çok fazla maç izleyerek de kendimi geliştiriyorum. Ve antrenmanlarda da hep eksik yaptığım yönlerin üstüne giderek onları geliştirmeye çalışıyorum. Belirli bir yerden sonra da daha kolay işlemeye başladı benim için. Doğuş, çok teşekkür ederiz. Kapatmadan önce gerçekten çok iyi bir performanslı bir Tofaş maçı geride kaldı. Ondan önce Galatasaray maçında, Galatasaray-Nef karşılaşmasında iyi bir performans ortaya koymuştunuz. Yerli rotasyonu geçen seneden itibaren özellikle Selçuk abinin yönetiminde çok önemli bir noktaya gitti. Çok ciddi katkılar veren ve özellikle performans bakımından ana parçaları oluşturan isimler yerli rotasyonunda. Yerli isimler oluyor Darüşşafaka Tekfen'de. Sen de o takımın kaptanısın. O kimyayı nasıl değerlendiriyorsun? Bu iki maç ve geride bıraktığımız, başarılı dediğimiz bir sezonun ardından neler söylersin? Evet, ben de bir şey ekleyeyim. Kendi performansının dışında biz takıma gelen, takımın içinde bulunan Türk oyunculara da tabii Koç Selçuk Ernak'la birlikte senin de yardımcı olduğunu, senin de o adaptasyon sürecinde önemli rol üstlendiğini düşünüyoruz biz buradan. Şöyle, aslında sezonun ilk maçından sonra Selçuk abiyle de konuştuğumuzda hazırlık maçlarında da böyle bir sıkıntı yaşadık. Türk oyuncular olarak aslında bizim kimyamız, yani takım olarak Darüşşafaka takımın kimyası çok sert ve Türk oyunculardan çok katkı alan bir takım olarak herkes bizi tanıyordu son 3 senedir. Ve biz bunu sezon başında çok iyi yaptığımızı düşünmüyorduk. Çünkü kendi Türk arkadaşlarla da, yeni gelenlerle de, işte Sinan abi ve diğer yeni gelen arkadaşlarla da konuştuğumuz zaman bunu değiştirmemiz gerektiğini. Çünkü sezonun ilk maçından sonra kendi aramızda toplandık ve böyle ufak çaplı bir toplantı yaptık. Çünkü bu kendi kimyamızdan uzaklaştığımızı da hissetmiştik açıkçası birazcık. Çünkü yeni gelen oyuncuları, yani o sisteme adapte etmek, onların da bu işin bir parçasını hissettirmek dediğiniz gibi hepimizin de göreviydi. Özellikle onu değiştirince bir anda takım, yani ilk maçtan sonra çok daha farklı bir yere gitti. Şimdi bizim yapmamız gereken işte takıma yeni gelen oyuncularla birlikte bunu sürekliliğini arttırmamız gerekiyor. Çünkü hani Darüşşafaka takımının gerçekten de böyle bir şeyi var, yani artık böyle bir mesajı veriyor herkese ve bunu sürdürülebilir hale gelmesi hepimizin görevi. O yüzden yeni gelen arkadaşlarımız da birazcık sisteme adaptasyonda sıkıntı yaşıyor şu anda. Ama ilerleyen dönemlerde çok daha farklı isimlerle de ön plana çıktığı haftalar, maçlar olacağını düşünüyorum. Çünkü onlar da gördükten sonra çok daha kolay adapte olabilecekler diye düşünüyorum. Evet Doğuş, özellikle işte geçen hafta da biz senin performansından konuşmuştuk Galatasaray maçında. Bu hafta da yayının devamında Darüşşafaka Tofaş maçını irdelerken Video 4 isimli Doğuş'a önlem kliplerimiz olacak. Senin artık o krediyi cebine koyduğunu ve ana rotasyonun bir parçası olduğuna ben inanıyorum, düşünüyorum. Ve artık rakiplerin, Volkan, Doğuş'a da önlem almaları gerekecek. Evet. Vallahi ben de artık öyle görüyorum. Ya artık sonuçta 7. 8. senem Darüşşafaka'da, artık ben bu takımın önemli bir parçasıyım dediğiniz gibi. Alıyorlardır diye de düşünüyorum tabii. Daha az önlem alırlarsa ne mutlu bana. Daha kolay sayı atarım diye düşünüyorum tabii. Doğuş, çok teşekkür ederim. Sezonun kalan bölümünde sana ve takımına başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Size de iyi yayınlar. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Şeyleri izleyeceğim biraz sonra. Klipleri izleyeceğim. Ona göre çalışmalarıma devam edeceğim. Evet, artarak devam etmesini istiyoruz tabii performansın. Tamam, teşekkürler. Doğuş Özdemiroğlu bize birlikteydi. Gerçekten çok önemli bir kariyer ve yükselişine de tanık olmamız bizim için mutluluk verici. Hem Türk basketbolu için hem Darüşşafaka basketbolu için çok çok önemli bir isim. Umarız ve ben güveniyorum tabii.
hep söylediğim bir kelime, artarak bu performansı devam eder ve uzun yıllarda Türk basketboluna hizmet eder Doğuş. Hemen başlayabiliriz o zaman kliplere. Evet. İstersen haftanın önemli maçlarından biri, Dağ Şovaka'nın Tofaş'ı 94-78 yendiği müsabaka ile ilgili konuşalım Volkan. Hı hı. İki takım da hafta içinde Avrupa Kupası maçı oynadılar. Evet, bu önemli bir yani takımların gerçek performanslarını gösterirken oralarda bazı negatifliklere sebep olması açısından önemli bir kıstas. Rotasyon, işte Avrupa Kupası deplasman yorgunlukları, galibiyette tatmin, kazanmada işte demoralize olma gibi birçok veri lig maçına yansıyabiliyor. Tabii Tofaş tarafında hafta içinde Östende maçında sakatlanan bir Jeremy Simmons'ın olmadığı bir maçı onları da çok olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. Arka arkaya aldıkları Telekom ve Büyükçekmece galibiyetlerinden sonra Tofaş, Avrupa Kupası galibiyetinden sonra da beklemediği bir mağlubiyet aldı. İsterseniz burada bir grafik 1'e bakalım. İçinde Doğuş'un da olduğu. Şimdi haftanın 3. haftayız. 3 maç oynadı Darüşşafaka. Özellikle 4 tane oyuncunun istikrarlı bir şekilde yüksek performans verdiğini görüyoruz. Bunlardan işte Troy Kapain 31 dakika 37 saniye 15 sayı 12 asist. Doğuş Özdemiroğlu her tarafa katkı yaparak 18 sayı 6 asist 4 rebound ve sadece 34-35 dakikada sadece 2 top kaybı. Nathan Booth Galatasaray maçında kaldığı yerden devam ettiğini gördük. 26 sayı, 8'de 6, 3 sayı isabeti. Çok kritik yerler ve ilk haftayı sadece Fenerbahçe önünde çok iyi oynamadığını gördüğümüz Gabriel Olasen'in de 18 sayı, 11 rebound ve sadece bir top kaybı. 9'da 7 saha içi isabetiyle çok önemli bir performans sergilediğini gördük. Bu grafik biri eğer görürsek burada onlardan bahsedecektik. Tam tersi grafik 2'yi girebilirsek eğer, bir hazır değilse. Orada Tofaşlı oyuncuların da bazı istatistikleri olacak. Özellikle Berk Uğurlu ve Yiğit Aslı'nın çok iyi performanslarını gördük yine Türk oyunculardan. Fakat iki tane yabancı oyuncudan Casey Shepard ve Elgin Cook'tan yeterli verimi alamadıklarını gördük. Casey Shepard 25-40 sahada kalıp 11 sayı attı ve sadece bunu 16'da 4 isabetle gerçekleştirebildiler. Elgin Cook ise evet. 27 dakika 59 saniye oyunda kalıp sadece 4 sayı, bir önceki haftanın kahramanıydı. Hı hı. Onun da performansı çok yeterli değildi Tofaş açısından. Muhsin Yaşar da özellikle Jeremy Simmons'ın yokluğunda çok uzun süre sahada kaldı. Onun performansı da vasatın biraz üzerindeydi diyebilirim. Ama savunma sahasında birazdan göreceğimiz kliplerde sıkıntılar yaşadığını gördük. Video 1'e gidersek burada Olaseni'nin evet, pick and roll oyunlarında, ikili oyunlarda Olaseni'nin kullanımı 2 haftadır Darüşşafaka'da, özellikle ilk hafta yaptığımız videoda hatırlarsan kullanılmadığından bahsetmiştik. Burada McCollum'un içeride çok iyi pozisyon alan Olaseni'yi yine bir önceki hafta Galatasaray maçındaki görüntülerinin benzerlerini göreceğiz. Burada Doğuş'un bir penaltesi, hatırla Fenerbahçe maçında bu pası vermediğini söylemiştik. Burada aynı pozisyon, birebir aynı pozisyonda yine Olaseni'nin varlığını bilmesi ve oraya inen iyi bir pas. Yine hemen birinci çeyrekte maçın başında çember altını çok iyi kullandı. Yine Doğuş'un çaldığı bir top. Olaseni ilk koşan ve çember altında pozisyon alan oyuncu. Doğuş'un burayı görmesi, çok iyi bir pas atması. Hiç kimse hazır değilken hep söylüyorum, Olaseni oraları çok iyi oynayan bir oyuncu. Olaseni'nin çok iyi kullanımı. Video 2'ye geçelim. Troy Kapain gerçekten şu anda ligin en etkili guardlarından biri. Evet, video 2'yi izliyoruz sanırım şu anda. Evet. Ne söylemiştik sen de hatırlarsın. Troy Kapain'in sola çok etkili drive olduğunu, burada Casey Shepard'ın solunu açtığını görüyoruz. Yani bu da çok değişik. Kapain'in en iyi yaptığı şey, arka arkaya klipleri izlediğimizi hatırlıyorum geçen haftadan. Yine ikinci çeyrekte bir başka pozisyon. Rebound'dan sonra Troy Kapain'in tam sahada getirdiği ve burada yine sola açılıyor. Çember altı bomboş. Dediğim gibi Simmons'ın olmaması büyük eksiklik. Hemen arkasından yine üçüncü Troy Kapain sola drive'ı. Yani buralara Tofaş'ın biraz daha fazla önlem alabileceğini ben düşündüm. Arka arkaya yine, yani geçen hafta 4 ya da 5 pozisyon izlemiştik sol turnikelerle ilgili. Bu hafta da ben 3 tanesini koydum. Daha da fazlası var esasında. Bunun dışında video 3'e geçelim. Pick and roll alan paylaşımı, Tofaş'ın savunmasını göreceğiz. Doğuş'un durduralım. Biraz yavaş oynatalım. Biraz geriye alıp yavaş oynatalım. Dedim ya demin Doğuş'a, senin artık önlem alınan oyuncu olman gerekir diye. Tofaş savunması özellikle oynatabiliriz yavaşça. Jeremy Simmons'ın yokluğunda tabii boyalı alanı korumaya çalışıyor. Ve top tarafından yardım geliyor burada Doğuş'u bırakıp. Doğuş da bu ceza şutunu
artık bu kendisinin de bahsettiği özgüvenle sokabilecek durumda. Bence önlem alınması gerekirken hani oradan yardım yapılması Tofaş'ı üzdü. Hemen arkasından bir başka pozisyon. Yine Kapey'nin hem sola gidip bitirdiği pozisyonları görüyoruz hem de asistle yani takım arkadaşlarına durduralım burada. Galatasaray maçını hatırla, maçı bitiren şut demiştik. Nathan Booth'un köşeden attığı, Troy Kapey'nin sola drive ettiği. Yine benzer bir pozisyon, top tarafından bir yardım. Nathan Booth zaten yani çok iyi bir şutör. Onu da cezalandırıyor. Devam edelim. Yine bir başka pozisyon, yine geçen haftadan benzer. Selçuk Erdoğan çok oynadığı tepe 2 ikili oyunu. Yavaş yavaş oynatalım. Biraz burayı hızlandırabiliriz. Evet, bir ikili oyun. Durduralım burada. Yine Olaseni devriliyor. Buraya bir önlem almaya çalışıyor Tofaş. Devam ettirelim yavaşça. Yine Nathan Booth'un tepeden bir skoru olacak. Evet, ikinci pozisyon. Israrla orayı oynamak istiyor Selçuk Arnak. Kenardan da işaret ediyor. Olaseni'ye yardım gidiyor Nathan Booth. Bomboş. Birebir aynısını 2-3 ya da 3 pozisyonda Galatasaray maçına da atmıştı. Dolayısıyla hem Tofaş'ın savunma zafiyeti diyebiliriz maçın başında. Jeremy Simmons'ın olmaması çok büyük etki. Hem de Tofaş'ın o düzeninin oyuncu kullanımı düzeninin Selçuk Erdoğan yavaş yavaş oturttuğunu görüyoruz. Video 4'ü verelim. Bu Doğuş'a bahsettiğim, Doğuş'a artık önlem alınması gerektiğini söylediğim. Sağ çok kuvvetli drive'ı var artık. Çok özgüvenle gidiyor ve çok kuvvetli bitirebiliyor Doğuş. Ama sağ tarafı açık pick and roll'den sonra kuvvetlice bitiriyor. Hemen arkasından bir başka pozisyon. İkinci çeyrek. Sinan'ın oynadığı bir ikili oyun izleyeceğiz. Evet, ters taraftan ters taraf yardımı. Çok fazla risk. Doğuş bunu da cezalandırıyor. Yani herhalde sen de bana hakkı verirsin ki Doğuş artık öyle kendisinden risk alınacak bir basketbolcu değil. Buralarda rakip takımların biraz daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Video 5'i verelim. İlk iki hafta boyunca hep söyledik. Pinheiro, Nathan, Isaiah Pinheiro'nun çok fazla katkı veremeyeceğini ama onun da düzen içerisinde belli katkılar ilerleyen periyotta vereceğini düşünmüştük. Burada bir yine pick and roll sonucu dripling hakkı varken spot up dediğimiz pozisyonda yapmış olduğu bir hata izledik. Yine benzer hatta tıpatıp aynı bir ikili oyun sonucu köşeye yine Doğuş'un çok iyi pası. Üzerine koşarak gelen oyuncuyu geçip kuvvetli bitirmesi. Pinheiro'nun da yavaş yavaş devreye girdiğini görüyoruz. Devam ettirelim. Dördüncü çeyrekte de bu şutu soktuktan sonra karşılaşmanın en yüksek skoru 76-52 gibi bir skor gerçekleşti. Pozisyonun yine devamı, yine bir ikili oyun. Yine top tarafından yardım. Yani Tofaş'ın bu top tarafından yardımları bu maçta bence pahalıya patladı. Pinheiro da bu hafta Darüşşafaka'nın o etkili oyuncular arasına girdiğini gördüm. Bunun dışında bu şutu soktuktan sonra 76-52 olduğunu gördük. Grafik 3'ü verelim. 76-52'den sonra özellikle evet, 10-0'lık bir Tofaş serisi geldi yanından moladan sonra. Moladan sonra da Tomislav Zubčić bence Tofaş için sezonun en iyi performans gösteren oyuncularının başında geliyor. Video 6'yı verelim. Bu maçla ilgili de son görüntülerimiz bu olacak. Çok değerli bir oyuncu. Farkın açıldığı periyotta özellikle dış şutlarıyla tekrar bir maça ortak etmeye çalıştı Tofaş'ı. Orada Darüşşafaka belki de 24 sayının vermiş olduğu bir rehavetle savunmada biraz olsun gevşeklik gösterdi ve Zubčić orada çok etkili bir oyuncu. İçeride bir topa, pozisyon aldığı pozisyon kaybedilen top gibi. Fakat gerçekten 4-5 numara pozisyonu için dışarıdan atan bir oyuncu. Her türlü pozisyonda şut sokabilen bir oyuncu. Sağ görüşü çok iyi bir oyuncu. Burada da bir asistle o katkıya devam ediyor. 10-0'lık seride Zubčić'in çok büyük bir katkısı var. Yine dördüncü çeyrek farkın tek haneleri düşüyor. Yani 24-26 sayıdan tek haneleri düşmesinde çok önemli etken olduğunu düşünüyorum. Hem kendi oyunculuk kalitesi hem de o sırada dediğim gibi Darüşşafaka'nın biraz skorun rehavetine kapılmasından dolayı farkın ya yani burada belki Tofaş tekrar kazanmaya ortak oldu gibi gözüküyor ama ondan sonra tekrar oyun kontrolünü Darüşşafaka'nın aldığını gördük. Dediğim gibi Jeremy Simmons'ın olmaması çok etkiledi Tofaş'ı. Haftanın güzel maçlarından biriydi ama Darüşşafaka'nın kolay kazandığını düşünüyorum. Darüşşafaka için yine ekleyeceğim bir şey, Doğuş'un performansı çok iyi. Fakat uzun vadede Avrupa Kupası oynadıklarını da düşünürsek özellikle Eray Akyüz, Berke Atar, Troy, Selim Şav, Can Maxim Mutaf
Her ne kadar geçen hafta çok iyi oynasa da Sinan maçın kazanılmasına, Galatasaray maçın kazanılmasına çok büyük katkı verse de bu hafta onun da daha az katkı verdiğini gördük. Bu saydığım Türk oyuncularında mutlaka daha Şovaka'da rol alması, sorumluluk alması ve iyi oynamaları uzun vadede çok önemli diye düşünüyorum Volkan. Sıradaki karşılaşmamıza geçebiliriz. Vaktimiz biraz geride kalmış olduk. Hızlıca evet, Bahçeşehir bakalım. Koleji Fenerbahçe evet. Maçı. Fenerbahçe'nin esasında deplasmanda ama kendi sahasında ama deplasmanda olduğu bir maç. Son topta bir sayıyla biten bir maç. Grafik 7'yi bir verelim burada. Bahçeşehir Koleji ve Fenerbahçe toplamda neler yapmışlar? Maça etkisi, en çok etkisi olan şey nedir diye bir bakalım grafik 7'de. Bahçeşehir Koleji toplam 30 ribaund alıyor. Fenerbahçe 21 ribaundta kalıyor. Fenerbahçe evindeki bir maçta düşük yüzdeyle saha içi isabeti bulduğu bir günde 4 hücum ribaundu yapabiliyor sadece. Geçen hafta da aynı şeyleri konuşmuştuk hatırlarsan. 18'de 5 bir dış atış yüzdesi. İlginç olan şey yine kendi evlerinde oynadığı, yani kendi salonlarında oynadığı bir maçta 25'te 16 serbest atış %64'le bu çok etkiledi diye düşünüyorum. Grafik 8'i verelim hemen arkasından. Fenerbahçe tarafında başka neler oldu konuşabileceğimiz. Türk oyuncularla ilgili bir grafik. İşte İsmet Akpınar, Şehmuz Azer ve Mete Can Birsen. Seninle yayın öncesinde konuştuk. Hı hı. Geçen seneyi Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde en iyi geçiren belki de 3 oyuncudan, birkaç oyuncudan, 5-6 oyuncudan belki de 3'ü. Aldıkları sürelerin az olduğunu düşünüyorum. Bu Euroleague koşturması, yüksek tempoda özellikle Fenerbahçe'nin oyunu açma, oyunu kurma, yaratıcılık kısmında sıkıntılı bir kadro olduğunu düşünürken enerjik tarafında farklı şeyler yapması, yani enerji koyarak maçı kazanmasını bilmesi yönünde düşüncelerimiz varken Türk oyuncuların orada çok daha fazla rol almaları gerektiğini düşünüyorum. Şehmuz 10 dakika 24 saniye oynadı. Bunun 7 dakikasını ilk çeyrekte oynadı. Uzun süre sonra onu ilk defa ilk 5'te gördük. Geçen sene muazzam bir sezon geçirmişti. Video 7'de bakalım Şehmuz o oynadığı kısa sürelerde neler yapmış. Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı var. Diyoruz yani yaratıcı oyunculuk, işte takıma enerji getirme, olmayacak bir pozisyonda skor bulma. Burada işte çembere gidişi, bunu Şehmuz geçen sene de çok yaptı. Çok atletik bir oyuncu. Hemen maçın başında olması yani çok sevindirici. Ben onun biraz daha fazla oyunda kalabileceğini tahmin ettim. Fakat ilk çeyrekten sonra maçın geri kalan bölümünde 3,5 dakika sahada kalabildi. Tabii oralarda koç, staff bizden daha bilgili. Burada mutlaka ona göre ilerleyen haftalarda rolü artacaktır diye düşünüyorum. Köşede Deschamps'e attırdığı bir şut. Hemen arkasından yine hep ilk çeyrekte olan pozisyonlar bunlar. Açık sahayı çok iyi oynayan bir oyuncudur. Fenerbahçe'nin de bu sayıları bulmaya çok ihtiyacı var. Çünkü yarı saha yaratıcılığında limitli olduğunu düşünüyoruz. Hemen arkasından video 8'e bakalım. Yine Türk oyunculardan Melih Mahmutoğlu. 13.36 sahada kalış süresi. 12 sayı 1 asist. Ben yine daha fazla oyunda kalması gerektiğine inanıyorum. Dediğim gibi bu Euroleague temposunda her oyuncuya çok ihtiyaç var ve pick and roll oynayarak, ikili oynayarak o eksiklik kısmında arka arkaya işte bir tane pull-up'ını, dribbling üstü şutunu göreceğiz. Arkasından yine bir ikili oyun sonunda bu sefer Ahmet'i beslediğini göreceğiz. Yani süre verildiğinde, sorumluluk aldığında, iyi durumda da olduğunda ya buraları çok iyi oynayan elit Türk oyunculardan Türkiye Ligi'nde Melih, milli takımımızın da kaptanı. Mutlaka ve mutlaka daha fazla oynayıp daha fazla katkı vereceğini düşündüğüm için daha fazla oynaması gerektiğine inanıyorum. Mete Can'ın getirdiği bir top yine köşede. Melih buluşuyor. Yine bir ikili oyun. Evet. Ve yine çok kaliteli bir bitiriş. Orta mesafe şutlar. Her zaman söylüyorum bu çok değerli. Dördüncü çeyrekte yani artık oyunun başa baş gittiği, Fenerbahçe'nin çok zorlandığı yerlerde yine kaptan eli titremeden bu sorumluluğu alıyor. Yine Ahmet'le bir ikili oyun. Yine arkasına alarak, çembere giderek kuvvetli bir bitiriş. Yani pick and roll oynuyor, pull-up'ları atıyor, asisti veriyor, çembere giderek bitiriyor. Ve daha da bununla da yetinmiyor. Bence maçın kazanılmasına çok etki eden bu screen çıkışı attığı, soktuğu bir üçlük. Hepsi 4. periyotta oluyor. Çok değerli Fenerbahçe için. Çok değerli olması gerekir. Ve de en sonunda, en son attığı skor, Bahçeşehir Koleji'nin önde olduğu bir pozisyon. Son derece kendine güvenli bir şekilde, her zaman onu böyle görmek istiyoruz. Dipten attığı skorla bence galibiyete çok önemli katkıda bulunuyor. Video 9'a geçelim hemen arka arkaya. Deschamps Fenerbahçe'nin geçen sezonda, bu sezonda en önemli artısı, en önemli kazancı. Deschamps'i Fenerbahçe'nin en çok kullandığı yer alçak post. Maç boyunca da çok defalar kullandılar ve çok verimli oldu. Ama
Bunun dışında Fenerbahçe'nin ya oyunu daha akıcı hale getirmesi şart Volkan. Yani özellikle üst seviye maçlarda, Euroleague maçlarda, daha zorlu maçlarda daha çok yaratıcılığa, daha çok hücum opsiyonuna ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yine sırtı dönük oynayacağı bir pozisyon izleyeceğiz Dechampierre'in. High post'ta geçen seneden beri bu birebirleri oynuyor. Veseli'ye verdiği çok güzel bir pas. Oradan bir floater. Yani oyun kurucu 3 numara diyebiliriz onun için. Yine bir başka pozisyon. Yine sırtı dönük alacağı bir pozisyon. Demin burada Veseli'ye indirdiği bir pas vardı. Yine aynı pozisyon. Yine o uzun yardım. Yine aşağı ekstra pas. Ya bunda, bu basketlerin hepsi Dechampierre kaynaklı. Ama çok basit hücumlar bunlar. Ve ilerleyen dönemlerde buralara önlem mutlaka alınacaktır. Yine maçın en kritik pozisyonlarından biri. 4 dakika kala serbest atış çizgisine gideceği bir pozisyon sanırım bu. Post-up'tan evet. Yani Dechampierre'de tıpkı Şehmuz ve Melih Mahmutoğlu gibi Fenerbahçe'nin kötü oynadığı bir gün, çok etkili olamadığı bir günde kazandığı maçta önemli katkılar yaptı. Ve video onu verelim. Fenerbahçe pek, yani bunları yaptı ama bu tabii Bahçeşehir kaliteli bir kadro. Maçı kazanırlarken maçın sonunda özellikle nasıl kazandıkları ile ilgili son 2,5 dakikada Fenerbahçe'nin bulduğu sayıların, yani 4 basketin 3'ünü Veseli'nin bulması ve iki tanesinin bu putback dediğimiz hücum reboundunu tamamlayarak işte maçı kazandıkları pozisyonda da, yani Fenerbahçe'nin buralarda daha çok opsiyonun olması gerektiğini üstüne basa basa tekrar ediyorum. Video 12'de hem Danilo Bartel'in pozisyonlarını izleyeceğiz, savunma pozisyonlarını. Yani hem Fenerbahçe için kötü ama Bahçeşehir'de buraya bilinçli şekilde atak ediyor. Evet, yere düştüğü pozisyon, Bentil'in çok rahat geçtiği, uzundan uzuna pas verdiği bir pozisyon. Maç boyunca Erhan Arnağ'ın oyuncularının Bartel oyunda olduğu sürelerde oraya çok atak ettiğini, onun savunma, yani bugüne özel olduğunu düşündüğüm savunma zaaflarından çok iyi faydalandığını gördüm. Çok içeri gömüldüğü pozisyon. Hatırlarsan geçen sene de Bartel'in bu tip pozisyonlarını izlemiştik. Gereksiz yere içeri gömüldüğü pozisyonlar. Bentil'in köşeden üçlüğü. Bir başka pozisyon yine. Hepsinde Bartel var ve ısrarla oraya atak. Erkan'ın çok kuvvetli bitirdiği bir pozisyon. Bartel adeta orada görünmez adam gibi. Son pozisyonda Bentil'in yine bir layup'ı. Çember altında gerçekten çok enteresan bir pozisyon. Bu seviyede bir Bartel, benim de beğendiğim bir oyuncudur. Çember altında arkasını dönerek savunmayı ve bunu çok iyi kullanan yine Bentil. Bu savunma zaafını bulup kullanan Bahçeşehir bench'inde Erhan Arna'ya da gerçekten tebrik etmek lazım. Benim Bahçeşehir tarafında hoşuma giden, maça etki ettiğini düşündüğüm bir başka parametre de video 13'ü verelim. Bentil'in etkinliğine, içeride topla buluştuğu pozisyonlara karşı yaka maçına çok iyi savunma gelmişti. Hatırlıyorsan oradaki top kayıplarını konuşmuştuk. Bu maçta Bentil-Oğuz işbirliği. Ben 3 tane pozisyonu koydum. Bu basket olan pozisyonlar. Fakat oradan yarattıkları, yani dolaylı şekilde dışarı çıkan birçok daha fazla pozisyon oldu. 2 tane de Bahçeşehir için bence çok çok önemli pozisyonlar olduğunu düşünüyorum. Yine Bentil'den Oğuz'a, uzundan uzuna. Gerçekten Fenerbahçe oraya bir türlü önlem alamadı. Bentil'de gerçekten çok, yani ligimizin en önemli 4 numaralarından biri gibi gözüküyor şu anda. Bahçeşehir Koleji için çok çok önemli. Hemen arkasından son pozisyon 4. çeyrekte. Yine içeri geçecek bir top. Birbirinin aynı pozisyonlar gibi. Yine alçak post birebir oyunu. Yine Oğuz boş. Yine floater. Acilen Bahçeşehir tarafında ofensif anlamda çok güzel şeyler. Ama Fenerbahçe'nin savunma tarafında da Bartel'in özellikle koyduğum videolarından sonra bu da takım savunmasıyla ilgili SOS veren, alarm veren kısımlar olarak benim dikkatimi çekti. Başka bir grafik 5'i de verelim bunun üzerine. Tabii maçın önemli performanslarından biri de Jamar Smith'in performansıydı. Grafik, evet. Bentil 27-36, 14 sayı, 5 rebound, 5 asist. Jamar Smith inanılmaz şutlar soktu. Çok skorer bir oyuncu. Özellikle ikili oyunlarda yani kariyerinin önemli gecelerinden birini geçirdi. Fakat 0 asist olması biraz tuhaf geldi bana. Video 11'i de verelim. Son görüntümüz olsun. Jamar Smith o pozisyonları, o skorları nasıl buldu? Danilo Bartel'in pozisyonlarını, savunma pozisyonlarını biraz eleştirdim. Takım savunmasını biraz eleştirdim. Son sözü de Fenerbahçe'nin çok umut beslediği Tarık Biberovic'in savunmasıyla ilgili. Bence genç oyuncunun oralara çok fazla çalışması lazım. Çok çabuk yani Jamar Smith'in birebir çembere gitme özelliği ilk özelliği değildir. Fakat bu kadar mesafe verip bu kadar kolay geçirmesi, yani Tarık'ın da burada çok dikkatli olması lazım.
Bir başka yine pozisyon. Evet, pozisyonun en başından alıyoruz. Yine Tarık Viveroviç bir adam değişikliği pozisyonu ve Jamar Smith karşısında çok mesafe skrine takılıyor. İkinci kez skrine takılıyor. Çok mesafe veriyor. Tam bu şutları Jamar Smith zaten soktuğu için işte Euro Cup'ta yıllardır oynuyor, MVP seçiliyor vesaire. Ve de son pozisyon Jamar Smith'in nasıl alev aldığı ile ilgili bir video. Burada zaten koçun da tepki verdiğini göreceğiz. Arka arkaya şutlar sokan bir oyuncuya, bu kalitede bir oyuncuya bu mesafeyi verirseniz yani bu şutları da sokmasına engel olamazsınız. Yani Bartel ve Tarık Biberovic'in savunmadaki hatalarını izlediğimiz bir video oldu. Yani keza Bahçeşehir'in de o hataları, o savunma zaaflarını çok iyi değerlendirdiğini gördük Volkan. 13 dakikamız kaldı koç. Bir sonraki karşılaşmamıza geçebiliriz. Sözü uzatmadan sana bırakayım hemen. Tabii sen bir soluklan bu arada. Anadolu Efes Karşıyaka maçı yine haftanın çok güzel maçtı. Evet, haftanın en önemli maçlarından biri. Grafik 10'la hemen bir açılış yapalım. Anadolu Efes şimdiye kadar ki ortalama son 3 maçta ortalama yenen sayı Anadolu Efes'in savunma zaafından biz bahsettik. Geçen sene de Efes Lig'e çok iyi başlamamıştı Euroleague ve Ligi ama savunma sahasında onlara bir güven veren bir savunma sertlikleri vardı. Fakat bu sene problemin biraz savunmadan kaynaklandığını düşünüyorum. Tam tersi Karşıyaka'da lige inanılmaz bir giriş yaptı özellikle hücum sahasında. Enteresan bir istatistik bu. Anadolu Efes'in resmi maçlarda yediği sayı ve Karşıyaka'nın resmi maçlarda attığı sayı. Yani bu şekilde düşünürsek eğer bir hamle yaptığını düşünüyorum Efes'in savunma anlamında. Hemen arkasından grafik 11'i verelim ve hücum tarafında bu maçla ilgili nasıl bir istatistiklerimiz var. Basketbol Süper Ligi'nde pick and roll, ball handler yani top elinde olan skorlar 3 haftalık veriler bunlar esasında. Galatasaray 1. Gaziantep 2. Darüşşafaka 3. Pınar Karşıyaka 5. Geçen sene hem Türkiye Ligi'nde hem Euroleague'de en üst sırada olan ve uzun yani bayağı bir farkla önde olan Anadolu Efes'in burada 11. ligin 11.'si olduğunu görüyoruz. Yani o Larkin ve özellikle Misic'in sezon başı hücum tarafındaki üretiminin az olduğunu gösteriyor bize. Ama bu maçta da özellikle Karşıyaka savunması, video 14'ü verelim. O sırada ben konuşmaya devam edeyim. Misic'e çok büyük önlem almış, çok ciddi önlem almış ve çembere gidip bitirmesine hiçbir şekilde izin vermedi. Bu Misic'in bu maçta pick and roll oynayıp boyalı alandan attığı ilk ve tek basket. Bunun dışında o çembere gidişlerini hiç görmedik. Fakat yavaş oynatalım, biraz geriye alalım. Çeşitli ya kenarda oynanan ikili oyunlarda yönlendirme savunması. Misic çember altına giremedi ama bu şutlarla da yine takımına önemli katkılar verdi. Ama oradaki Karşıyaka'nın da savunma direncini yani o boyalı alanı koruma direncini de göz ardı edemeyiz. Yine 3. çeyrekte maçın önemli pozisyonlarından biri bence bu da. Başka bir ikili oyun savunma çeşidi. Mbaye ile adam değişikliği savunması. Bu da çok zor bir şutu sokacak. Çember altından çok skor bulamadı belki Misic ama özellikle dışarıdan attığı şutlarla takımına katkı yaptı diye düşünüyorum. Video 16'yı verelim. Bunun dışında yani kendi skorunu bulamadı belki çember altında ama neler yapmış? Efes'in uzunlarını çok iyi besledi. Dunstan'la oynadığı bir ikili oyun. Çember altı devrilme. Dunstan'ın skoru. Hemen arkasından yine 3. çeyrekte Dunstan'ın bir ikili oyununu izleyeceğiz. Yine Misic'in servis ettiği. Yani bunun için zaten bazı kanalları tıkandı Misic'in. Çok kolay basket bulamadı. İkili oyunlara karşı iyi savunma yaptı ama takım arkadaşlarını burada bulabilmeyi başardı. Yine 4. çeyrekte maçın en önemli çeyreği bana göre Efes'in en iyi savunma yaptığı dönem. Bu sefer de Tibor Plyce'a yine bir ikili oyun sonunda buldurduğu şut. Ya iyi oyuncular böyledir Volkan. Bir kanal kapanır ama mutlaka başka bir kanaldan takımlarına katkı yapmayı sürdürürler. Yine bir son ikili oyun bu videodaki, bu klipteki. Yine bir ikili oyun, Plyce'in devrildiği bir pozisyon, üçlü adam değişikliği savunması, içeri penetre edip yardıma gelen oyuncunun adamını bularak. Yani Misic'in de katkısı bence çok çok değerliydi. Grafik 12'yi verelim, bunu videodan önce esasında verecektik. Bu da rol eden, ikili oyun sonucu rol eden oyuncuların skorları. Burada Efes'te bir problem yok, zaten bu maçta da o belli oldu. Efes 10 sayı buluyor, işte diğer takımların da sayılarını ben oraya koydum. Pınar Karşıyaka
Özellikle bugün o maçta Akil Mitchell'ın oynamaması sebebiyle içeriden skor bulamadı. Yani onların hücum çeşitliliği anlamında 5.7 sayı devreden oyuncudan buldukları sayı da bana göre biraz az. Maçın başka bir kahramanlarından biri, hücum tarafında kahramanlarından biri bence çok değerli bir oyuncu Rodrick Boboa. Video 15'te Rodrick Boboa'yı nasıl kullandıklarına bakalım Efes'in. Bir off-screen pozisyonundan çıkıp attığı üçlük. Hemen arkasından yine bir off-screen pozisyonu. Bu sefer off-screen'den çıkıp Efes'in iyi hücum düzenlerinden biridir bu. Off-screen çıkışı pick and roll. Yani çember altı savunmasına çok önem veriyor. Mahir burada önüne geçiyor ama bir adım geç kaldığınızda veya geriye çekildiğinizi gördüğünüzde Boboa bu cezaları kesebilen bir oyuncu. Eli ısınmaya başladığında özellikle hücum tarafında mesafe ya da işte hangi tempoyla geldiği fark etmeksizin bu şutları sokabilen çok önemli bir değer. Yani Efes'in işlerinin yolunda gitmediği, çok iyi oynamadığı bir dönemde bile Karşıyaka gibi çok kaliteli bir takıma karşı dahi galibiyeti alabilecek silahları var. Yine Miss için bir servisini izledik. Yani demin içeride Dunstan'ı ve Plyce'i nasıl bulduğunu gördük. Bu pozisyonda da dışarıdaki oyuncuyu bulduğunu izledik. Video 17'yi verelim. Yine maça damgasını vurduğuna inandığım Karşıyaka'nın basit hataları, basit pas hataları. Hiç kesmeden 6 tane pozisyon. Onların yani Karşıyaka çok iyi bir takım. Fakat işte Michael Roll takıma yeni katıldı. Belli başlı hücum problemleri yaşadıklarını söyleyebilirim. Zaten işte 89.4 sayı atarken 77 sayıda kaldılar Efes'e karşı. Sorunlu olduğunu, sezon başı itibariyle sorunlu olduğunu düşündüğümüz Efes savunmasına karşı. Bir başka pas hatası Semih ile Michael Roll arasında olan. Bunların hepsi bana göre Karşıyaka'nın da skorunun o 90'lara çıkmamasını getirdi. Top kayıplarından sonra yedikleri sayılar. Yine bir pas hatası bu sefer Bonzi Colson'dan. Esasında tamam Efes'in savunması bir ölçekte yani sertlik anlamında yukarı çıktı ama bu pas kayıplarında birazcık nasıl söyleyeyim Karşıyaka'nın da yani biraz daha iyi konsantre oluyorlar. Çünkü çok basit pas hataları bunlar. Yine Bonzi Colson'dan 4. top kaybı. Dikkatimi çeken başka bir şey belki seyircilerimize dikkatini çekmiştir. Bu basit hatalarda çoğunda toplu oyuncuyu savunan oyuncu ya Shane Larkin ya da Vasilije Micić. Hatırlarsan ikisinin savunmasını eleştirdiğimiz bazı videolar izlemiştik. Onların da belki savunma anlamında bir adım attıklarını düşünebiliriz. Ciddi silkelendiler onlar da. Evet, son top kaybı da Burak Can'dan. Yani 6 tane top kaybı gerçekten yapılmayacak böyle bir seviyede. Bu maçta yapılmaması gereken şeyler belki de onların yani Karşıyaka'nın kazanabileceği bir maçı. Çok iyi oynadığı bir maçı. Dönem dönem çok çok iyi oynadıkları bir maçı kaybetmelerine sebep oldu. İşte o top kaybından sonra belki skoru atıp 5 sayı öne geçecekken Burakcan'ın kaybettiği top, Boba'nın soktuğu şut. Video 18'de verelim. Geçen haftanın hem Basketbol Süper Ligi'nde hem Hapoel Jerusalem deplasmanında attığı son saniye basketiyle geçen haftanın belki de kahramanıydı Bonzi Colson. Video 18'e geçelim lütfen. O da bugün yani Efes karşısında çok gününde değildi. Birinci çeyrek. Evet devamını oynatacağız sanırım. Birinci çeyrekte Bonzi Colson'un kaçırmış olduğu boş şutlara yani onun geçen hafta hepsini soktu. Fakat bu hafta yani her oyuncu her gün her şutu sokacak değil. Burada bomboş diye bir şey yok. Hem top kayıpları basit top kayıpları hem de girmeyen en formda gibi gözüken işte Bonzi Colson'un kaçırmış olduğu boş şutlar maçın kaybedilmesindeki faktörlerden biri olarak gözüme çarptı. Onların videosunu da bu şekilde yapmak istedim. Pick and pop Karşıyaka'nın 4 kısa oynadığı dönemde yine Bonzi Colson'un bizi yani sokmasına alıştığımız pozisyonlarda kaçırdığını gördüğümüz pozisyonlar olarak dikkatimi çekti. Haftanın çok güzel maçlarından biriydi. Umarım iki tane takımımız da hem Türkiye'de hem Avrupa'da yollarına kayıpsız bir şekilde devam ederler Volkan. Koç ağzına sağlık. Her zaman olduğu gibi yine birbirinden cazip, birbirine ilginç ve açıkçası bizlere maçları izlerken farklı gözle izlemeye sevk edecek pozisyonları bizler için toparlamışsın. Kısa bir süremiz var. Bir dakika, iki dakikada ben de Büyükçekmece Türk Telekom maçı ile ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Büyükçekmece'yi epey diri, baskılı savunmayı çok iyi yapan sahada o coşkuyu mümkün olan sağ disiplinine, konsantrasyonu yukarı çekmeye çalışan bir Büyükçekmece takımı gördüm.
Sadece Crawford değil, diğer takımın parçalarının da ona eşlik ettiğini, takım kimyasının biraz daha oturduğunu söyleyebilirim. Türk Telekom cephesinde ise çok iyi başladıklarını ve devamında hani savunma kısmında birazcık kayıplar yaşadığını ama hani gene ilerleyen zamanda bu sıkıntının giderileceğine yönelik bir emareler gördüm. Her iki takımda özellikle iç sahadaki maçlarda veyahut da deplasmandaki maçlarda oldukça iyi işler yapacak gibi gözüküyor. Evet, ben de maçı izledim. Senin de yorumladığın bir maçtı. İlgimi çekti o açıdan da. Büyükçekmece'yi Özhan Çılgın'ın koçluğunda geçen sezonun başında da özellikle burada çok konuştuk ve hatta kendilerini yayınımıza da davet etmiştik. Çok saygı duyduğum bir organizasyon ve Özhan Çılgın çok saygı duyduğum bir koç. Elindeki kısıtlı bütçeyle, kısıtlı oyuncu kadrosuyla, yani Basketbol Süper Ligi'ne kıyasla kısıtlı, hep iyi basketbol oynatan ve takımını hedefine ulaştırabilen bir koç. Bu maçta da çok önemli bir galibiyet aldılar sahalarında. Ben de tebrik ediyorum. Gidişatını ligin ilerleyen bölümlerinde neler yapabileceklerini merakla izleyeceğiz. Telekom tarafındaysa yine ilk haftada konuşmuştuk Tofaş maçında. Lige problemli başlayan, birçok oyuncusundan hazırlık döneminde faydalanamayan Telekom. Yani bu tip dalgalanmaları, performans iniş çıkışlarının olacağını ama çok kaliteli bir kadroları olduğunu düşünüyorum. Yayın öncesinde Koç Burak Gören'le de bir telefon konuşması yapma fırsatımız oldu. Babasının rahatsız olduğunu, iki haftadır önemli bir rahatsızlık yaşadığını öğrendik. Ona da çok çok geçmiş olsun. Ben zaten maçı izlerken sana da söylemiştim. Hani Burak Gören'in enerjisinin de düşük olduğu gayet normal. Ona da acil şifalar dilerim babasına. Telekom ilerleyen dönemlerde yine maçlar kazanacaktır. Söyleyeceklerim de bu maçla ilgili bunlar. Koç ağzına sağlık. Birbirinden güzel pozisyonla izlemiş olduk. Sevgili basketbol severler, bu akşamlık bu kadar. Hoşçakalın.